Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve fahmen ve ihlasen ve alihikna ile salihin. Evet. Gördüğünüz gibi fi eyyi suretin ma şa'a rakkebek, pek çok ihtimal gördük. Yani adelekten bedel olabilir dedik, değil mi? Rakkebek orada adelekten bir bedel olabilir. Onun beyanı olabilir. Oradaki işte eyyü suretin eyyü taaccüb olabilir. Bazıları eyyüya bu şekilde adelekle müteallik olabilir, rakkebekle müteallik olabilir diye demişler. Tabii adelekle müteallik olduğunda yani sadru kelamdan ötürü, hakkı sadareden ötürü eyyü o zaman istifham diyemeyiz diye itiraz edildi. O zaman taaccüb olabilir Zemahşeri'nin beyanına göre. Bu şekilde ihtimaller vardı ve her birine göre de mana ne oluyordu? Zenginleşiyordu. Şimdi geldik. Kella bel tükezzibune biddin. Kella neydi? Harfu zecrin. Kella harfu zecrin ve rad'in. Değil mi? Harfu zecrin ve rad'in olarak geliyordu. Peki bel. Bel neydi? Bel nedir? Hocam biz bu beli görmüş müydük? Ben hatırlayamadım evet, da. Evet, beli gördük değil mi? Harfu idrar hocam. Efendim? Harfu idrar. Harfu idrab değil mi? Bel harfi idraptır. İdrap harfidir. Atıf harflerinden biridir bel. Belin en önemli özelliği ya kendinden öncekini iptal eder. Ya kendinden öncekini iptal eder. Ya da kendinden öncekinden başka bir şeye intikale sebebiyet verir. Bel atıf harflerinden bir taneydi. Ve aynı zamanda bel hem cümlenin başına geliyordu. Yani cümleye atfedebiliyordu. Cümlenin başına gelebiliyor hem de müfredin başına geliyor. Ama Kur'an'da bu şekilde yani kendisinden sonra hani sadece cümle olarak geldi yani. Cümlenin dışında müfred atfı Kur'an'da varit olmamıştır. Şimdi bakalım belle alakalı. Muhtarül Enbiya. Evet, bel harfu fasluney ba. Bel, bakın bel harfi. Bakın bel, ba'nın fethi ve lamın sükunuyla harfi idraptır. Bu harfleri bilmek çok önemli. Yani bu zarfları tanımak bu şekilde Kur'an'ı anlamada çok önem arz ediyor. İdrab ne demek? Hükmü matufun aleyhten yani kendisine atfedilenden matufa sarf ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bel önceki cümleyi iptal ediyorsunuz. İşte iptal manası dediğim bu. Önceki cümleyi iptal edip bunda değil diyorsunuz. Hüküm sonrasındadır. Matuftadır. Matuf kendinden sonra gelen. Belden sonra gelen matuf. Belden önce gelen matuf aleyh. Size diyorsunuz ki mesela diyorsunuz Ahmet geldi, bel Ali geldi diyorsunuz. Ahmet'in geldi hükmünü bırakıp gelmeyi neye veriyorsunuz? Ali'ye vermiş oluyorsunuz. O hükümden vazgeçiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ahmet geldi değil de artık ne diyorsunuz? Kendinden sonra Mehmet geldi gibi oluyor. Eğer bel kelimesinden sonra cümle zikrolunur ise, en önemlisi bu çünkü Kur'an'da devamlı cümle geliyor demiştik. İdrabın manası ne olur? Ya mefhumu evveli iptal olur. Bakın daha demin dediğimiz şey. Ya önceki mefhumu iptal eder burada. Mesela ve kâlu ittehazer rahmanu velada. Subhane bel. Değil mi? Bel. Hayır bilakis bu yanlış bu. Değil mi? Onlar ne yaptı? Rahman'a velet ittihaz ettiler. Meleklere velet dediler. Meleklere velet dediler. Çocuğu dediler. Haşa. Subhane. Allah bundan münezzeh. Bel ne yaptı belle? Bilakis nedir onlar? İbadun mukremun. Önceki hükmü iptal etti. Onlar Allah'ın mükerrem kullarıdır. Mükerrem kullarıdır diye söylediği. Kerim'inde olduğu gibi. Mefhumu evvel Rahman'ın velet ittihazı bel kelimesiyle iptal olundu. Velediyetle hakka izafe edilenler mukarreb kullar olduğu beyan olundu. Bazen de intikal dediğimiz bir garazdan başka bir garaza intikal olur. Bakın bu iki manayı aklınızda her zaman tutun. Mesela Kur'an diyor ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Değil mi? O nefsini temizleyen diyor felaha ermiştir. İşte Rabbinin ismini zikretmiştir. Salla tesalla ibadetlerini yapmıştır.
Bel tu'sirunel hayatet dünya. Bilakis siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret sizin için daha kalıcı ve hayırlı. Ayeti kerimesinde olduğu gibi bakın bir garazdan amaçtan ahar garaza başka bir garaza ne yapıyor? İntikal vaki olmuştur. Nitekim tercümesinden dahi münfehim olur. Yani diyor ki measiden pak olan ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan kimse tahkiken kesinlikle felah buldu. Belki sizler hayatı dünyayı tercih edersiniz. Halbuki ahiret hayırlıdır. Ne yaptı orada? Bir garazdan yani bir amaçtan. Önceki amaç neydi? Kişinin ne yaptığında felaha ereceği. Sonra başka bir amaca geçti. Dedi ki ama siz bu şeylere rağmen ne yapıyorsunuz? Yine de dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama ahiret sizin için daha hayırlıdır. Bu şekilde ne yaptı? Bir amaçtan başka bir amaca geçiş yapmak için beli kullandı. Değil mi? Eğer belden sonra müfret gelirse, bu Kur'an'da vaki olmuyor ama bu şekilde de bilirsiniz. O zaman saniye evveli atıf için. Bazıları biliyorsunuz atıf için neyi şart koşuyor? Belden önce ne olması lazım diyor. Bel ancak diyor neyi de atfedebilir? Müfretlerde. Bazıları cümlelerde de atfı kabul ediyor ama ne diyorlar? Sadece müfredi müfrede olursa atfedebilir diye. Ve eğer kendinden mukaddem yani kendinden önce fiili emir yahut haberi mucep bulunursa ma kablini meskutun an şekline koyup yani onun hakkında bir hüküm vermez. Ama hükmü ne yapar? Mabadine ispat eder. Mesela diyorsunuz ki idrib Zeyden, Zeyd'i döv. Bel Amran ne demek? Yani buradaki Amr'ı döv artık Zeyd'i ne yapacak peki? Zeyd'i bırak. Zeyd'e bir şey demiyoruz yani. Zeyd hakkında meskutun an bir hüküm vermedik. Ne yaptı? Düzeltti yani. Düzeltti. Demek olup talebi darbı Amr'a ispat olunarak Zeyd'in darbı meskutun an. Yani hakkında bir hüküm verilmemiş, kalmış. Haberi mucepten sonra vuku, normal bir olumlu bir haberden sonra. Gelirse mesela diyorsun ki kâme Zeyd, bel Amr. Zeyd kalktı, bilakis Amr. Yani Zeyd kaim oldu, belki Amr kaim oldu. Zeyd kaim oldu diyorsunuz, sonra diyorsunuz ki belki Amr kaim oldu. Ne oluyor burada? Peki Zeyd ne oldu? Zeyd'in kıyamı meskutun anktır. Yani Zeyd hakkında hüküm vermiyor. İdrab demek bu zaten. Adraba, yudribu sanki önceki kelamınızı düzeltiyorsunuz. Önceki kelamınızı düzeltiyorsunuz. Peki önceki hakkında hüküm ne olacak? Hüküm vermiyoruz. Bel kelimesi nefi yahut nehiden sonra vaki olursa. Nefi veya nehi. Ma kablinin ala kulli hal ala kulli halihi takdir ile onun mefhumunun zıttını yani önceki cümlenin mefhumunun zıttını ma badine kendisinden sonrasında ispat eder. Mesela ma hocam, belden sonra gelen isim cümlenin neyi oluyor? Değişiyor mu devamlı? Ha, matuf. Tamam. Eyvallah hocam. Matuf. Tamam. Eyvallah. Harf Zecrin ve Red Ayn dedik. Zecir derken hocam Zecir nefi ile aynı şey mi? Mana mı? Zecir. Eyvallah. Ma
Ba'din'deki makablenin hükmünü iptal ediyor. Mabadin'le şey yapıyor hocam. İptal diyor. Tam tersi destekliyor gibi yani. Hayır. Bel tükezzibune bildiğin, beli de yaptık. Harfu idrabin intikaliyyum diyelim. Tükezzibune. Evet, Azmi Hocam. Bismillah. Tükezzibune. Fiil muzariun, merfuun ve alamet refihi sübutun nun. Tefailuhu zamirun, muttasılun elvav. Doğru mu hocam? Mebdiyün fi mahalli ref'in failun elvav. Tamam, vav dedik zaten. Elvavu damirun muttasilun mebdiyün fi mahalli ref'in failun. Bu şekilde yapalım. Evet, tamam. Bittiğine geçeyim mi? Evet, bittiğin. Bittiğin car ve mecrurun car ve mecrur. Mecrurum alameti cerrihi el kesretu zahira. Tamam. Evet. Bir de bu hocam şey olarak biraz mef'ul şey var da bittiğinde onu mef'ulle nasıl döndüreceğiz? Ne diyeceğiz? Nasıl yani? Mef'ul? Yani neyi yalanlıyor? Dini. Ha şöyle diyebilirsiniz. Yani biddin car mecrur müteallikani bitükezzibune. Aslında bildiğin nedir? Mef'ul bihi gayri sarih. Yani açık olmayan, doğrudan gelmemiş mef'uldür. Çünkü tükezzibune ne ile alır mef'ulünü? Bi harfi ceriyle. Mef'ul bihi gayri sarih diyebilirsiniz. Burada Ebu Suud'un böyle güzel bir ifadesi vardı. Toparlayabilirsem söyleyeyim. Burada diyor ki idrab cümlesi, buradaki bel cümlesi var ya, buradaki idrab cümlesi sanki şöyledir diyor. Sanki der ki ya bakın kelle asla, burada bir işte dedik ya harfü zecrin ve red'in. Böyle bir itiraz gibi sanki. Kelle hayır hayır durun. Bel tükezzibune biddin. Yani sanki siz bırakın sakınmayı, sakınmıyorsunuz. Siz kendinizi muhafaza etmeye çalışmıyorsunuz. Yukarıda anlatıldığı gibi Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır sen sakınmıyorsun, sakınmıyorsun. Bilakis daha fazlasını yapmaya cüret ediyorsunuz. Bir de ceza gününü, din gününü yalanlamaya kalkıyorsunuz. Daha da cüretkarsınız. Kella diye ne yapıyor? Bu şekilde belle de onu tekit ediyor. Bel bilakis kella asla. Siz dahası değil mi? Ne yapıyorsunuz? Dahası daha da üstünde. Bakalım şey nasıl bir mana vermiş mesela buraya. Hayır hayır doğrusu siz dini tekzip ediyor cezaya da inanmıyorsunuz diye bakın bu şekilde vermiş. Yani dahası dememiş ama benzer yine mana. Evet ne siz ne yapıyorsunuz? Dahası bir de üstünde daha fazlasını yapmaya cüret ediyorsunuz. Bu şekilde de Ebu Suud bu şekilde demiş. Evet kella dedik bu cümle la mahalle la minel i'rab cümle istinafiye dedik. Ve inne aleykum lehafizun. Evet. Ve inne aleykum lehafizun. Peki buradaki ve inne aleykum lehafizun ne olur? Ya biz buna da diyeceğiz ki yeni bir cümle. Yani siz daha da yalanlıyorsunuz. Oysa sizin üzerinizde de hafızlar olduğu halde. Ne demek yani hafızlar? Sizin gözeticiler. Değil mi? Sizin bütün her şeyinizi gözetleyenler olduğu halde bir de bunu yapıyorsunuz. Böyle desek mi daha güzel olur? Yoksa siz dahası dini yalanlıyorsunuz din gününü ve sizin üzerinizde gözetleyiciler vardır aynı zamanda.
mı hangisi daha iyi oluyor sizce? Sanki hal manası daha iyi değil mi? Aynen. Düzelteyiciler olduğu halde. Değil yani, mi? Yani siz bu dini yalanlıyorsunuz. Aslında haksız olduğunuzu da biliyorsunuz gibi bir ifade var yani. Değil mi? Yani sanki yani bunu da yaptıklarınızın da karşılığı bu şekilde önünüze geleceği halde bunu yapıyorsunuz diye hal sanki daha güzel oluyor. Evet. Vav. Ne diyelim? Vav. Evet. Vavul hal. İnne. Devam edin Azmi Hocam. Vav haliye mi diyelim öyle söyleyeyim? Evet, vav, el vav, vavul hal. El vav, inne. Vav hal, mebniyün alel fet. Güzel. İnne, harfi tevkidin ve nasbin. Çok güzel. Mebniyün alel fet. Güzel. Mebniyün alel fet. Aleykum. Aleykum, aleykum car ve mecrur. Car ve mecrur. Kum. Ayrıca kum mu söyleyeyim değil mi hocam? Söyleyin alışın. Maksat diliniz alışsın yani. Kum. Kum. Zamirun. Zamirun muttasılun mebniyün fi mahalli cerrin fi mahalli cerrin muzaf. İleyh. Çok güzel. Fi mahalli cerrin muzaf. Özür dilerim. Muzafilet değil. Aleyh. Ala var ya. Bi. Fi mahalli cerrin bi harfi cer. Özür dilerim. Fi mahalli cerrin bi harfi cer. Güzel. Lam. Lam nedir? Lamul. Lamu muzahlaka mı? Evet, bakın lamul muzahlaka bu sefer nereye kaydı? İsme kaydı. Niye? Çünkü dedik ya inne, inne ile ikisi arasında tartışınca inne ağır geldi. Çünkü inne amile lam değil. İkisi de üstünlük hakkı var. Hakkı sadaresi var. Ama ne oldu? İnne kazandı çünkü amile o kaydı. Ne dedik? İnne onu yanına istemedi. Normalde habere gelir. Ama isim muahhar olursa, innenin ismi muahhar olursa o zaman ona da dahil olur. Değil mi? Veya da mamulüne de dahil olur haberin. Bu şekilde de gelebilir. Peki aleykum car mecrur müteallikani bimaza? Azim Hocam? Fiil ya da fiil benzeri bir şey olması lazım hocam. Evet. Müteallikani dediyse doğru mu? Evet, ne burada? Hafizin olur mu hocam? Hafızin olsa o zaman tamam öyle diyelim. Hafızine aleykum. Sizleri o muhafaza edenler. Nerede cümle? Sizleri muhafaza edenler. Mahzuf mu olmuş hocam? Aleykum orada nedir? Mahzuf haberle müteallik değil mi? Çünkü innenin haberi yok. Haber nerede? Aleykum. Car mecrur haber mahallinde. Dolayısıyla nedir orada? Mahzuf bir haber ile müteallik olacak. Biz ne demiştik? Bu şekilde eğer ki zarf müstakar şekliyle gelirse mahzuf olan bir şey ile müteallik olacak. Sanki takdirine gibi innele hafizine yani bu muhafızlar da değil mi? Aleykum nedir? Kainune aleykum. Sizler üzerinde kaindir. Yani müstakardır. Sizleri daima üzerinizdedir. Gözetlerler manasında yani. Evet, lam dedik, lamul muzahlaka. Hafizin ne olur? Hafizin ismu inne. Ha, ismu inne mansubun bil ya. Mansubun ve alameti nasbihi. Heh. Öyle diyeyim. Evet. Mansubun ve alameti nasbihi el ya. Güzel. Ve nunu. Ben nunu İvaz'ın ani tenvin mi? Evet, ani tenvini fismil müfred, cemil. Güzel. Hı. Peki ve inne aleykum lehafizin. Bu cümle İrab'tan mahalli neydi? Fi mahalli söylemiştik. Nasbin hal değil mi? Hal mahallinde hı. Gelmiş. Peki hemen hızlı bir şekilde kiramen katibin. Bu hafızlar kimler? Kim nasıl hafızlar bunlar? Kiramen katibin. Hem kerimler hem de hı. Yazıcı. Kiramen ne olur? Sıfat olur hocam. Öyle nasıl yapacağız şimdi. O zaman? Na'tun. Ama şey na'tun li hafizin. Güzel. Evet. Evet. Nasıl olur o zaman? Na'tu mansubin mansubun. Veya na'tu li hafizin misleha mıydı? Mislehu. Na'tun misle. Diyeceğiz. Na'tun li hafizin mansubun mislehu diyeceğiz o zaman. Aile hocam azmetti ben bunu ille de böyle okuyacağım diye bakalım. Sonunda irapları bitirmeden ben, muradına erecek mi bilmiyorum.
Hocam çok özür diliyorum ya. Vallahi çok özür diliyorum. Ben çok istiyorum. Doğru okumayı nasıl oluyor? Nasıl beceriyorum da öyle okuyorum. Yok, güzel bir şey azmetmeniz. Bak Azmi hocam adıyla ismiyle müsemma olmayarak şimdiden vazgeçmiş. Hocam ben direkt diyor istihuya alayım. Hiç beni bulaştırma. Yok Nazım almış olmayayım. Hayır o Azmi hocam. Benden dolayı korktu. Ne yaptın? Sizin başınıza gelen... Yok ben huyum o. Ben en basitten alırım evet, hocam. Azmi önceden. Hocam öyle ya. Hocam beni basırıyor bulaştırma diyor. Bu kufiye ne güzel. Mektede haber demiş. Ben ne yapayım? Hem diyor... Sadelik her zaman iyidir hocam. Yalın yalın güzel. Evet, hem diyor belagatçılar da desteklemiş diyor onu. Bak diyor öne çekmiş. Mana daha güçlü oluyor diyor. Hiç gerek yok. Benim misle huyu al diyor. Ama Aylı hocam azimli diyor. Ben en iyisi neyse alacağım. Maşallah. Doğru hocam. Eyvallah. Evet. Kiramen ne olur o zaman? Ne diyeceğiz? Na'atun li hafidin mansubun mislehu. Tamam güzel. Evet. Ve alameti nasbihi el fetatu zahira. Zahiratu fi ahirihi. Cemil katibin bu şekilde. Na'atun li hafidin. Katibin na'atun li hafidin sani mi demek lazım acaba hocam? Mislahu ve alameti nasbihi elya. Evet. Ve mansubun ama mansubun mislahu ve alameti nasbihi. Mansubun mislahu ve alameti nasbihi elya fi ahirihi. Doğru mu? Alameti nasbihi elya değil mi? Elya diyeceğiz yeterli onda. Tamam. Vennu'nu ivadun ani tenvin. Fismil müfret. Eyvallah hocam. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Kiramen kâtibîn. O melekler ki nedir onlar? Onlar yani sizler bunu yapıyorsunuz. Ki sizde nedir? Sizleri gözetleyen de melekler vardır. Onlar hem kerimlerdir hem de yazıcı vardır. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Sizin yaptıklarınızı bilirler. Ya'lemune fiil muzariun merfuun ve alameti raf'ihi li tecerrüdihi anin nevasibi vel cevazimi ve alameti raf'ihi subutun nun ve failuhu damirun muttasilun mebniyun fi mahalli ref'in elvav. Tamam. Eyvallah. Fi mahalli ref'in failun. Vav fail mahallinde. Hocam ben ismi mevsulü biliyorum. Yani ismi mevsul en kolay geliyor bana bilmiyorum. Ma ismi mevsulün mebniyün ma ismi mevsulün mebniyün alessukun mebniyün alessukun ismi mevsulden sonraki şey. Ma ya'lemun fiil muzari olduğuna göre öyleyse şeydir. Fiil fail de söyledi. Ha fi mahallin nasbin mef'ulun. Tef'alune cümle sıla. Tamam. Tef'alune fiil muzariun fiil muzariun merfuun ve alameti ref'ihi subutun nun. Subutunun anil cevaz şey diyecek. Litecerrüdihi anil cevazını ve nevasibi. Velvav zamirun muttasulun mebniyun fi mahalli ref'in failun. Ve tef'alune cümletü fiiliye şey la mahalle leha mine irab liyennehu sıra. Peki ma'yı peki bunun şeyi nerede? Ait zamir? Veya zamir
Şey mi hocam, o vav mı? Burada bir zamir, bir tek vav var. Aynen, tefalu. Öyleyse ne bunun şeyi hocam? Yok, yaptığınız şeyleri. Aile hocam ne dedi? Yaptığınız şeyleri, bak çok güzel dedi. Mahzuf değil mi? Ma tef'alûnehu. Yaptığınız o şeyleri. O şeyler, eyvallah. Zamir ne demiştik her zaman? Mansup olan zamir sıla cümlelerinde çoğunlukla hasfediliyor. Bu çok yaygın. Tef'alûnehu demek burada. Peki mastariye yaparsak ne olur? Ma harfun mastariyetin. La mahalle la minel i'rab. Çünkü harfun mastariye. Tef'alûne ne olur? Aynı şekilde sılası olur. Diğer irabın aynısı. Fakat cümlenin takdiri değişir sadece. Çünkü mastariyede mastar müevvel vel mastarül müevvelü fi ma harf olduğu zaman ma'nın artık irabtan mahalli yok. İsmi mevsul gibi değil. İsmi mevsul isim. Ma harf olduğu için irabı nasıl oluyor? Ma tef'alûne birlikte irabı yapılıyor. Yani vel mastarül müevvelü fi mahalli. Ne mahalli nedir mastar müevvel? Mastar müevvel ne mahallindedir? Mastar müevvel ne demek? Ma tef'alûnen takdiri ne demek? Yani mef'ul mahallinde değil mi? Mef'ul mahallinde. Fi mahalli nasbin mef'ul bihi. Sanki takdir şu. Ya'lemûne fi'lekum. Sizin fiillerinizi bilir. Onlar sizin fi'lekum demektir. Ma tef'alûn mastara çevireceksek bunu fi'lekum diyeceğiz. Sizin fiillerinizi bilir diye. Tef'alûn. Sizin yaptığınız fiilleri bilir diye çevireceğiz. Ama eğer ki biz ismi mevsul olarak yaptığımızda nasıl bir takdir yapıyorduk? Sizin o yaptığınız şeyleri bilir. Fiilleriniz değil. Yani siz o fiillerinizle ne yapıyorsanız o yaptıklarınızı bilir. Bakın mastar olmasıyla arada böyle ince bir fark var. Mastariye veya da mevsule ma'sı arasında bu kadar ince bir fark var. Peki ya'lemûne mâ tef'alûne cümlesinin irabtan mahalli ne olur? Gerideki manadan bakacaksınız. Şimdi kella bel tukezibune biddin dedi ve inna aleykum lehafizun dedi kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Onlar nedir? Onlar ki sizin üzerinizde dedik bir kaydedicilerimiz var. Bunlar kerim olan, katip olanlardır ve sizin ne yaptıklarınızı bilirler. Ne olur burada? İhtimalleri söyleyin. Yani hal olmaz kesinlikle. Hal olsa niye? Sizin yani sizin üzerinizde meleklerimiz var. Kiramen. Olmaz katibin, hocam. Bir bu yani, burada bir sonuç var aslında da. Kerimler onların yani, kerim olduğu ve katip olduğu halde ve sizin yazdıklarınızı bildik, sizin yaptıklarınızı bildikleri halde. Bence oluyor. Yani, ben direkt hal dedim hocam yani. Hal önceki olabilir. Ayetteki verdiğiniz manaya göre sizin ne yaptığınızı biliyor olduğu halde ise yani siz yaptığınız halde bunlar kerim katiplerdir. Evet. Hal olabiliyor. Sadece halde ve inne aleykum'a da hal dedik ya. Sanki iki hal üst üste. O zaman mana bir de siz tutuyorsunuz. Utanmadan ne yapıyorsunuz? Din gülünü yalanlıyorsunuz. Bu kadar cerimenizi arttırıyorsunuz. Ve bunu ne halde yapıyorsunuz? Sizin üzerinizde gözetleyicilerimiz olduğu, sizin üzerinizde kerim ve yazıcı olan gözetleyicilerimiz olduğu halde ve sizin bu gözetleyiciler sizin yaptıklarınızı bildiği halde. Aslında gerçi oluyor. Evet, iki tane hal cümlesi. Evet, mana gayet de güzel oldu. Böyle böyle olduğu halde. Hal olabilir. Başka ne olabilir? Ya'lemûne. Ne olabilir başka? Şey demiştiniz hocam, beyan mı demiştin? Beyan olabilir mi? Mukadder bir suali beyan edecek. İstinafiye yani demek istiyorsunuz. İstinafiye olabilir. Normal. Evet. Peki bunlar ne yapıyorlar yani bu melekler? Onlar ne iş yapıyorlar yani bu izleyici melekler, yazıcı? Sizin yaptıklarınızı biliyorlar. Yani istinafiye olabilir. Evet. Başka ne olabilir? Daha bariz olan bir şey var. Yine sıfat değil mi? Hafızinin. Nasıl melekler onlar? Kiramen katibin, hem kiramen hem katibin hem de sizin yazdıklarınızı bilen melekler. O zaman takdir nasıl olacak?
Yani siz bunları bunlara cüret ediyorsunuz ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Sizin üzerinizde kerim olan yazıcı ve yaptıklarınızı bilen meleklerimiz olduğu halde, gözetmenlerimiz olduğu halde. Anladınız mı? Evet hocam. Bu üçü de olabilir. Bakın yani sıfatlar müfret geliyor. Burada da cümle olarak geliyor. Tabii cümle olarak geliyor. Aynen. Burada da cümle olarak gelmiş. Evet. Sıfat. Hafızi'nin cümlesi olarak. Kiramen katibin ya'lemun. O şekilde cümle olarak gelmiş bu sefer. Güzel. İnnel ebrare lefî na'im. Evet. Aylı hocam. İnnel ebrare lefî na'im. Şimdi yeni bir şeye tekrar evet. Başlıyoruz. Efendim? Ben geçirdim. Biraz iyiyim hocam. Ha tamam. Ben dedim hastasınız diye şey yapmadım. Tamam hocam. O zaman devam edin siz. İnnel ebrare lefî na'im. Yardımcı olursunuz beraber yapalım. Tabii hocam ne demek? Zaten amacımız o alışmak. Evet. İnne. İnne harfi nasıl ve tevkidin. Ya da bunu diğer derste yapalım. İnneyi. Yani, o şekilde bitiririz inşallah. Çünkü bundan sonrası önce 5-6 ayet kaldı. O şekilde bitirmiş oluruz. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahur da'vane elhamda rabbil alemin.